Değerli izleyiciler merhaba, yeni bir video ile sizlerin karşısındayız. Ben Kudret Ayıldır. Her pazar günü olduğu gibi sizlerle önemli varlıklara ilişkin teknik beklentiler ve dikkat edilmesi gereken bazı gelişmeler ve korelasyonlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ilk başta piyasa dinamikleri ve bu dinamiklerdeki etkiler çok önemli ki Cuma günü Amerika'dan çok önemli haberler gelmişti. Ve bu haberlerle birlikte fiyatlama reaksiyonlarında çoğu insan burada kafa karışıklığına giden bir sonuca varsaydı. Ama tabi özellikle benim YouTube canlı yayın programlarımı, tarım dışı istihdam özel raporlarımı ve beklentileri nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin detaylandırmaları izleyenler, inceleyenler zaten bu konuda kafa karışıklığına gitmemiştir. Ama yine de özellikle bu kafa karışıklığını giderebilmek için birkaç dakikayı bu konu üzerine ayırmak istiyorum. Çünkü gerçekten bu önemli. Şimdi tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar gibi kritik makroekonomik göstergelerle birlikte strateji oluşturanların ana hedefi bu hareketlilikten yararlanabilmek. Buna sadece bir temel makroekonomik yorumlamasını yüklemek doğru değil. Buna ek olarak risk yönetimini, anlık fiyatlama reaksiyonlarındaki o hedefe ulaştıktan sonra pozisyonlamalardan çıkışları da incelemek gerek. Yani dakikalarca, saatlerce bu verinin yorumlanmasını beklemek doğru olmaz. Zaten yine beni takip edenler tarım dışı istihdam verisinin etkisinin ilk 5 dakika ama en büyük pasta payını ilk 1 ya da 2 dakikada aldığını bilir. Bu sebeple de bu veriye çok daha fazla anlam yüklememek gerekiyor. Bu sebeple de bu süreci bu açıdan yorumlamak faydalı olacak. Şimdi ilk dakikada Euro-Dolar'da bir düşüş oldu. Daha sonra bir yukarı yönlü hareket izledik. Keza aynı şekilde altında da. Yani ilk etapta dolar değer kazandı. Akabinde daha sonra değer kaybetti. Neden? Şimdi ne geldiydi? Tarım dışı istihdam işte 700 binin üzerine 850 bin geldi. Ne demiştik? Bu 3 veri seti içerisinde tarım dışı istihdama odaklanacağız demiştik. İlk dakika tarım dışı istihdam beklentinin üzerine gelmesi sebebiyle dolar değerlendi. Bakın bu çok normal. Peki ikinci dakikadan itibaren algının değişiyor olması, hatta üçüncü dakikada tam ters bir görüntünün yer almasının iki temel sebebi var. Bir tanesi işin tamamıyla risk yönetim boyutu. Yani şöyle düşünün. Siz bir lotta 20 pip kazanç elde etmek istiyorsunuz. Başka birisi 20 lotta 1 pip kazanmak istiyor. Ve bunu dünyada robot yazılımlarla milisaniyeler içerisinde bunların sonucuna giden traderlar olduğunu da düşündüğümüzde özellikle bu tür zamanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de biz ne yapıyoruz? Yani sizler ne yapıyorsunuz? Manuel bir şekilde buna işleme girmeye çalışıyorsunuz. Tabii ilk dakika giremediğiniz için ikinci, üçüncü dakikada girdiğiniz zaman ters yakalanıyorsunuz. İşte burada ne oluyor? Hocam böyle geldi, şöyle olması lazım, niye olmadı? Bakın bu sadece bir makroekonomik değerlendirme değil. Şimdi gelelim ikinci bölüme, makro değerlendirmeye. Şimdi 700 binden 850 bine geldi. İstihdam piyasasında iyi rakamlar var. Yani 850 bin az değil. Ancak işsizlik oranı artışı var. Ancak ortalama saatlik gelirlerde düşüşler var. Biz şu anda neyi konuşuyoruz? FED'in enflasyonu geçici olduğunu vurguluyor. İstihdam piyasası tam anlamıyla geçmiş dönemlerdeki o tam istihdam boyutunda değil diyor. Bu sebeple de varlık alım programını azaltmak için henüz şu anda net bir tarih vermiyoruz diyor. Evet, Ağustos'taki Jackson Hole'u bekliyoruz. Ama bu veri setiyle FED spekülasyonuna baktığımızda bu data setleri FED'in mevcut sürecine devam edeceğine ilişkin beklentiyi de kuvvetlendiriyor. Yani yeni bir aksiyona gerek yok. Mesajı burada oturuyor. Bu sebeple de ister istemez o istihdamla birlikte gelen dolar değerlenmesi diğer verilerdeki beklentinin altında kalmasıyla birlikte normalleşme senaryosuyla dolardaki değer kaybını sürdürmesine imkan tanıdı. Bu da ne oldu? İşte ilk başta euro dolar altın düştü ama sonra tekrar toparlandı. İşte bunun sebebinin aslında arka plandaki görüntüsü de bu. Ama yine söylüyorum. Bu tür veri setlerinde mevcut verinin içerisindeki anlamlandırmayı sadece buna bağlamamak lazım. İşin risk yönetimini de göz ardı etmemek lazım. Nitekim bakın bu şu an ekranda görmüş olduğunuz grafik Euro-Dolar paritesi, 1 dakikalık grafik ve 1 dakikalık içerisinde fiyatlama reaksiyonlarında olanlar. Bunu lütfen bu şekilde bilmekte fayda görüyorum. Şimdi gelelim artık işin diğer boyutuna. Bakın Haziran ayında biz nasıl bir fiyatlama reaksiyonu gördük? İşte dolarda burada bir yukarı yönlü hareket, altında özellikle gümüşte bir satış baskısı, ABD 10 yıllık tahvilin fiyatı ve faiz oranı belirli dalgalanmalar, kaba taslak DAX 30 ve S&P 500'de yukarı yönlü reaksiyonlar, petrol dinamiklerine yukarı yönlü reaksiyonlar gördük. Tabi endekslerde belli bir geri çekilme olmasına karşın. Şimdi 3. çeyreğe başladığımız bu dönemde acaba dolar altın korelasyonu bozuluyor mu? Tekrar tahvil faiz oranı, tahvil fiyatı altın gümüş korelasyonu mu başlıyor? Buna bakmak lazım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü daha Temmuz'un ilk haftası, yani daha yeni başladığımızda ABD 10 yıllık tahvilin fiyatı yükselirken altın yükseliyor, gümüş yükseliyor, dolar endeksinde bir düşüş var. Yani burada tahvilin fiyatı da devreye giriyor. Yani bu sebeple de hani dolar korelasyonu evet var ama üstüne bir de ABD 10 yıllık acaba dolardaki o korelasyonun üzerine geçecek mi? Algıyı oraya mı kaydıracağız? Buna bakmak lazım. 3. çeyrek gerçekten çok önemli. Yani Temmuz, Ağustos ve özellikle Eylül bu zamanlardaki projeksiyonlara bakacağız. Özellikle FED özelinde bu süreci dikkate alacağız ve varlık fiyatlama reaksiyonları yorumlamasına da buna bakacağız. Yani dolar altın korelasyonu out, ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı altın korelasyonu in olacak senaryosunu konuşacağımız bir dönem olabilir. Ama yine de tabii ki korelasyonlara bakıyoruz. Ha, bir de korelasyonlara %100 anlam yüklemeyelim. Bozulabilir. Altında dolar bazen el ele kol kola takıldığı zamanlar da olabiliyor. Lütfen bu sadece sizin bakış açınıza biraz fayda sağlaması için paylaşmış olduğum bir bölüm. Tabii çok önemli dinamikleri inceleyeceğiz. Temmuz, Ağustos, Eylül dinamiklerinde. Haziran'ı atlattık. Eylül'e gelmeden önce bir Jackson Hole var. İlaveten yine merkez bankaların toplantıları olsun, enflasyon büyüme temasına ilişkin, istihdam piyasasına ilişkin göstergeler olsun. Bunların hepsinin cevaplarını aldığımız zaman fiyatlama reaksiyonlarını inceliyor olacağız. Peki dolar endeksi tarafında nasıl bir reaksiyon var? Baktığımız zaman da aslında ortalamanın üzerindeki hareketler devam ediyor. Bakın buradan toparlandı ve yükselme eğilimi oluşturdu. İlk Fibonacci trend hedef bölgesinden de döndü. Şimdi ama teorik olarak görüntüye baktığımızda hani bir satış baskısı oluşsa dahi 91.10 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe, hatta 91.10-91.41 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe algı pozitif. Ama 92.70 civarlarından bir baskı gördüğü için acaba buraya kadar bir düşüş olur mu? Buna dikkat edelim. Ama ana eğilimde dolar endeksinin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Keza euro dolar paritesine bakın. Bundan neredeyse bir ay bile olmadı. Yani 1.20'nin o Fed'in 16 Haziran'daki toplantısı öncesinde euro dolar paritesi, ki benim de aktardığım yönde, 1.20 üzerinde, işte 1.25-1.28 gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Yabancı kurumlar böyle bir düşünceye hakim. Vurgulamama rağmen FED ile birlikte algı değiştiği için Euro-Dolar beklentileri de değişti. Şimdi 1.25-1.28 konuşacağımız bir dönemde şimdi 1.16 gibi rakamları konuşmaya baktırdık. Neden biz bunu değiştirdik? Çünkü FED beklentileri içerisinde bazı değişikliklere gittiği için, yani körü körüne inatçı bir tavırla euro dolar tekrar yükselecek, buradan tekrar toparlanacak gibi bir duygusal bağa girmedik. FED ne dedi? Ne oldu? Fiyatlarda nereye geldik? Ve biz burada kararımızı değiştirmek zorundayız. Bakın trade performansınızın daha iyi noktaya gidebilmesi için o varlıkla alakalı duygusal bağınızı uçurmanız, biraz robotize olmanız, robot gibi düşünmeniz gerekiyor. Trend değişiyorsa sen de değişeceksin. Trend değişmiyorsa sen de trendine sahip çıkacaksın gibi. Bakın euro dolar paritesinde baz aldığımız göstergelerin altına sarktı. Evet, sarktıktan sonra ne oldu? Euro dolar negatife döndük. Ve bakın çok net bir şekilde önemli düşüşler izledik. Yine baktığımız zaman Trendsel anlamda şu anda negatifliği konuşmak durumundayız. Çünkü dolar endeksi hala pozitif trendde. Bu sebeple de 19.75 ve 20.65 bölgesi altında kaldığı müddetçe Eurodolarda 1.17.80-75 bölgesi akabinde kırılırsa 1.16'lara kadar bir hareketlenme ihtimali var. Ha, bu beklentimiz 1.25'lere doğru ne zaman kayar? Bu bölgenin üzerinde günlük kapanış yaparsa, ama şu anda hala negatif taraftayız. Bu arada dolar endeksinde hani demiştim ya, alt bölgeye doğru belki bir tepki hareketi olur diye. İşte burada da üst bölgeye doğru bir tepki hareketi şaşırtıcı olmasın. Ama dolar endeksine nasıl trend pozitifse euro dolarda şu anda trendimiz negatiftir. Buradan ons altına geçelim. Dolar Türk lirasını en sona bırakalım. Şimdi ons altın tarafında biraz önce ne dedik? Dolar altın korelasyonu ve ABD 10 yıllık tahvilin fiyatı ya da faiz oranı altın korelasyonu. Bu arada ABD 10 yıllık tahvilin fiyatına GCM MetaTrader 4 platformu içerisinden de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Tahvilin fiyatıyla faiz oranı arasında ters bir korelasyon var hatırlarsak. Tahvilin faiz oranıyla altın arasında da ters bir korelasyon olduğu için genel kanı fiyatı yükselirse altının da yükselmesi, fiyatı düşerse altının düşmesi şeklinde çok daha basit bir MetaTrader'da içerisinde görebilirsiniz. Bir de korelasyon indikatörünü atarsanız içindeki korelasyonları da görebilirsiniz. Şimdi altına baktığımız zaman alt tarafta 1750-1760 bölgesi, üst tarafta 1800-1825 bölgesi. Ne demiştik? 1800-1825 bölgesini geçmediği müddetçe altındaki yukarı yönlü hareketler sınırlı kalıyor. Ha, bu arada bir hatırlatma yapayım. A'dan Z'ye altın dinamikleri diye bir video paylaştım GCM Yatırım'ın YouTube kanalında. Orada bütün detaylandırmaları, orta vadeli, uzun vadeli, kısa vadeli, güncel gelişmeler, ETF'ler gibi, yani bunların hepsine değindim. Eğer altınla ilgileniyorsanız o videoyu baştan sona büyük bir özveriyle izlemeniz gerekiyor. Altınla alakalı kafanızdaki bütün soru işaretleri orada gidereceksiniz. Yeter ki siz bu videoyu sabırla notlar alarak incelemeye devam edin. Şimdi gelelim buraya. Burada ne stratejisi oluşturabiliriz? Burada bakın, yükselecek, düşecek gibi kavramlardan uzaklaşmak gerekiyor. Şimdi analiz yapmakla trade etmek arasında gerçekten uçurum var. Çünkü trade ederken strateji oluşturmanız gerekiyor. Analiz yaparken yönüne, hangi seviyelere dikkat etmem gibi kararları almamız gerekiyor. Şimdi burada bir karar verme süreci var aslında. Neden? Çünkü yukarıda 1800-1825 bölgesi, aşağıda 1750-1760 bölgesi. Alıcılar iştahlı olacaksa 1800-1825 bölgesinin üzerine çıkması lazım. Satıcılar iştahlı olacaksa 1750-1760 bölgesi altına sarkması lazım. Peki strateji olarak ne yapmam lazım? Eğer ben boğa tarafındaysam 1800-1825 bölgesi üzerindeki günlük kapanışa odaklanabilirim. O zaman işte 1875'tir, 1910'dur, daha da agresif giderse 1965'lerdir konuşulabilir. Ya da 1750-1760 bölgesi kırılırsa, altında kalıcı bir hareket oluşursa, o zaman 1675 dip bölgesi tekrar traderların radarında olabilir. Yani duygusal bağ kurmadan kritik bölgelerin dışındaki hareketleri takip etmek ve buna göre reaksiyon oluşturmak lazım. Ha tabii orta vadeli, uzun vadeli konjonktürleri de değerlendirdiğimiz zaman 1800-1825 bölgesinin üzerindeki hareketler benim tarafımdan aslında şaşırtıcı olmayacaktır. Ama bu kesinlik arz etmiyor. Burada seviyeler belli, yapılacak stratejiler belli. Burada avını bekleyen aslan misali sabırlı olmak durumundayız. Hele hele kaldıraçlı piyasalar, FX gibi piyasalarda birazcık daha günlük 6,5 trilyon dolarlık işlem hacmi olan ve 100 bin doların bile okyanusta bir damla olduğu bir piyasada daha dikkatli olmak gereken. Siz tabii ki vadeli tarafta, yani Viyop tarafında da yine ons altın işlemleri yapabilirsin, ama orada kaldıracın olduğunu göz ardı etmeyelim. Yani kaldıraçlı piyasalarda stratejilere biraz daha önem vermek, işin risk yönetimi bölümüne daha fazla odaklanmak gerekiyor. Son olarak da dolar Türk lirası. Niye dolar Türk lirasını en sona sakladım? Burada tabii ki birkaç kelam etmek gerekiyor. Çünkü makro dinamiklerde dolar Türk lirasını şekillendirecektir. Şimdi tabii Merkez Bankası üzerinden gittiğimiz bir süreç var, ama henüz Temmuz'da yeni başladığımız bir dönemde enflasyonu tetikleyecek zamlar geldi. Bu enflasyona kabataslak baktığımızda %0.6'lık doğrudan %1.1'e yakında dolaylı yönden bir enflasyona etki edecek önümüzdeki süreçte. Yani pazartesi günkü enflasyon rakamı değil ama Temmuz-Ağustos dönemine ilişkin o rakamlar ister istemez enflasyonu yukarı doğru çıkartacak. Tabi burada ana senaryo şu: her ne kadar TCMB Başkanı Kavcıoğlu biz sıkı para politikasına devam edeceğiz vurgusunu biz görüyor, defalarca bunu aktarıyor olsa da kafa karışıklığı ne? Sayın Erdoğan'ın Temmuz-Ağustos dönemine atıfta bulunarak bir faiz indirimi beklentisini vurgulaması. Şimdi geçmiş dönemde yaşananlardan dolayı da piyasalar ne yapıyor? Merkez Bankası'nın açıklamalarını evet dikkate alıyor ama acaba bir problem yaşar mıyız diye de soru işaretini de bir köşede bırakıyor. Şimdi bu dönemde yapılacak hamleler ve buna karşı dolar Türk lirasının vereceği reaksiyon önemli. Peki hamleler nasıl olur? Enflasyonda yukarı yönlü bir hareket devam ederken Merkez Bankası sıkı para politikasına sahip çıkarsa, çok agresif bir görüntü olmadığı müddetçe bu kararlılığını sürdürürse, enflasyonu çok agresif bir hareket yukarı yönlü olursa, kur yukarı yönlü hareketine agresifleşirse, Merkez Bankası buna faiz artışıyla cevap verirse, o zaman biz süreci biraz daha sınırlandırırız. Yani kur oynaklığını biraz yavaşlatırız. Enflasyonu yukarı yönlü hareketi sınırlandırtabiliriz. Ama enflasyonda yukarı yönlü çıkış oluşurken, kur tarafında yukarı yönlü çıkış oluşurken Merkez Bankası faiz görüntüsüne dokunmaz. Arka planda işte zorunlu karşılık gibi başka şeyler yaparsa, yani faiz arttırmak yerine dolambaçlı yollara giderse o zaman kontrol edemeyiz. Tam tersi yapılan bir hata olacaktır. Faiz indirime giderse o zaman biz bunun önünü tutamayız. Nasıl tutarız? Çok daha sert faiz artışı yaparak bunun önünü tutmak durumunda kalabilir. Senaryolar belli. Ne yaparsa karşılığında ne olabileceği aslında iktisadi anlamda belli. Sonucunda da neler olabileceğini zaten açıkladık. Sizler de yeni görüntüde ne olursa ne olurun cevaplarını burada görebilirsiniz. Ama bildiğimiz bir şey var. Merkez Bankası sıkı para politikasında faize dokunmadan gidebileceği dolambaçlı yollarda piyasa buna anlık belki reaksiyon verebilir ama kalıcılığını değiştiremez. Çünkü enflasyonda yukarı yönlü hareket var. Dolar Türk lirasına yukarı yönlü hareket var. Enflasyonla mücadele tek başına Merkez Bankası'nın yapacağı bir şey değildir. Çünkü Merkez Bankası faiz ya da başka yolları kullanarak, özellikle faizi kullanarak aslında siyasi zemine bir zaman hazırlar ve bu zamanı hükümetin iyi bir şekilde kullanması gerekiyor. Yani enflasyonu Merkez Bankası tek başına çözemez. Kur çıkışını Merkez Bankası tek başına çözemez. Hükümetle birlikte eş koordinasyonla hükümetin alacağı aksiyonlarla birlikte bunun sonuca gitmesi lazım. Yani enflasyonla mücadeleyi bizim özellikle hükümet önderliğinde bunu yapmamız lazım. Bunu sağlayabilirsek o zaman enflasyondaki aşağı yönlü hareketi görürüz. Hükümetin ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemelerini piyasa daha doğru bir şekilde anlar ve buna göre de bir değişim izleriz. Zaten o zaman Merkez Bankası'nın işi kolaylaşacaktır. Neden? Çünkü eğer hükümetin hedefleri ve Merkez Bankası'nın hedefleri piyasa tarafından inandırıcı bulursa, işte örnek veriyorum %5 2023 hedefi gerçekten inandırıcı olursa zaten piyasa faizleri düşecektir. Yani Merkez Bankası bir şey yapmadan da zaten piyasa faizleri düşecektir. Önemli olan kredibilite kaybını geri kazanmak, piyasalar tarafından Merkez Bankası'na TÜİK gibi, hükümet gibi işte sözlerin, ifadelerin, hedeflerin tutarlı olduğuna inanması piyasaların çok daha iyi boyutlara çıkar. Ama bu inandırıcılık olmazsa kur çıkar, enflasyon çıkar, Merkez Bankası burada faiz reaksiyonu kullanmazsa yine kur çıkar, enflasyon çıkar gibi kısır döngüye devam ederiz. Bu sebeple de bu hususlar yeni dönem için önemli olacaktır. Şimdi gelelim dolar Türk lirası tarafına. Grafiğe baktığımızda Şimdi kısa vadeli olarak baktığımızda 21 günlük yani yeşil hareketli ortalama 8.63'ten geçiyor. Biraz orta vadeliye gittiğimiz zaman da mor hareketli ortalama 55 günlük. Bir de kırmızı çizgi var. O da envelop göstergesi alt bölgesi. Yani 8.63 kısa vadeli, 8.43, 8.47 bölgesi orta vadeli konjonktürde dikkate alabileceğimiz bir bölge. Bu bölgenin üzerine kaldığı müddetçe dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Şu anda kaba taslak baktığımızda 8.80-8.60 arasında bir sıkışma var. 8.60'ın altında baz aldığımız bölge, 8.80'in üzerinde de yukarı yönlü reaksiyonlar hızlanır. Nereye kadar gider? Grafiğe baktığım zaman envelop göstergesi üst noktası 8.90'dan geçiyor. Trendin üst noktası 8.95, 9'dan geçiyor. O zaman senaryo ne olur? 8.80 üzerinde 9'lara kadar, 8.60-8.63'ün altında da 8.47-8.43'lere kadar bir hareket. Tabi fiyat değiştiği zaman bu rakamların da değişebileceğini unutmayalım. Hangilerini dikkate aldığımı siz zaten günlük grafik içerisine atarak bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ama grafiğe baktığım zaman hala dolar Türk lirasında pozitif bir trend devamlılığı söz konusudur diyebiliriz. Tabi burada hareketin şiddeti, kur oynaklığı, buradaki volatilite nasıl olacak? Bunların hepsi aslında Merkez Bankası'na atıfta bulunacak göstergelerdir. İşte pazartesi günü enflasyon gelecek. Bu ay için Merkez Bankası toplantısına ek olarak işte enflasyon raporu sunumu ve yıl sonu enflasyon beklentisine bakacağız. Revize var mı yok mu? İlaveten Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam Merkez Bankası beklenti anketi olarak bildiğimiz ismi değişti biliyorsunuz ki. Yıl sonu enflasyon beklentisi çıkacak. Bunların hepsine bakacağız ve kur tarafındaki görüntüyü izleyeceğiz ama grafiksel anlamda baktığımız zaman hala pozitif bir trendin olduğunu görebilmekteyiz. Umuyorum ki yeni dönemde en azından yeni çeyrekte Merkez Bankası ve hükümetin atacağı adımlar, vereceği mesajlar burada piyasaların bu sözlere daha fazla inanmasına imkan tanır. Kur tarafındaki en azından oynaklığı azaltabiliriz. Trend değişebilmesi için aksiyonların gerçekten çok daha şiddetli olması gerektiğini de göz ardı etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Aktarabileceklerim bunlardan ibaret. Başarılı bir trade haftası diliyorum.